Merhaba arkadaşlar. İstanbul'un tarihi yerlerini gezerken bir de İstanbulluların özellikle Osmanlı döneminde ve Lale Devri'nde eğlenmek, zevk ve sefa için kullandıkları bir alanda size göstermek istiyorum. Burası ünlü Sadabat. Kağıthane Deresi'nin her iki yanında kilometrelerce uzanan bu geniş ve düzlük alan özellikle 1718-1730 yılları arasında 3. Ahmet'in saltanatı döneminde yaşanan Lale Devri'nde eğlenceleriyle ve gezileriyle ünlüydü. Burada çok sayıda ahşap ve kagir köşkler yapılmıştı ve bunlarla bu derenin içindeki kayıklarda yapılan geziler ve burada kurulan sirk panayır ve benzeri aktivite alanlarıyla İstanbul'un son dönemde, duraklama dönemindeki en önemli yerlerinden birisi olmuştu. Bu 12 yıl süren dönem ne yazık ki 1730'da Patronadil ayaklanmasıyla sona erdi ve burada bulunan bütün binalar bunlar karşı çıkan insanlar tarafından tamamen yok edildi. Şu anda görmüş olduğunuz tarihi yapılar özellikle Sadabat Camii ki Azize Camii olarak da bilinir ve diğer tarihi eserler o zaman kâgil olarak yapılmıştı. Bunlar yok edilmişti. Tekrar yeni baştan yaklaşık %150 yıl sonra yapılmışlardır. Şu anda gördükleriniz bu dönemden daha sonraya kalma. Kağıthane Belediye binasının da bu alanda bulunduğunu belirtmek isterim. Belediyenin hemen önünde bir açık hava müzesi var. Bölgede yapılan kazılarda ele geçiren tarihi eserlerin sergilendiği ve belediyenin her iki tarafında çok sayıda mesire alanına bölünmüş olan Sadabat'ı her zaman gelip görebiliyorsunuz. Burada piknik yapmak, dinlenmek, çeşitli spor aktiviteleri yapmak mümkün. Ancak dere ne yazık ki şehir içinde bulunması nedeniyle çok kirli bir görüntü veriyor. Yine de burada dolaşmak, tarihi doğayla beraber yaşamak oldukça güzel.